Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün 17 Mart Çarşamba. İrem Hatunoğlu Doğuş Ota'dan insan kaynaklarından bugün benimle birlikte klişesiz kariyer sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. İrem benim yine üniversiteden hatta tiyatro topluluğundan arkadaşım. İrem bize anlatır mısın kendini, üniversite sonrası yaşadıklarını, senin maceranı senin dilinden dinlemek istiyoruz. Merhaba Büşra tekrar. Uzun zaman sonra seni görmek benim için de çok keyifli gerçekten. Çok özlemişim 13 yıl sonra. Dediğin gibi tiyatro kulübünden zaten bir tanışıklığımız var. Şimdi de 13 yıl sonra buralarda tekrar kesişmiş oldu yolumuz. Öncelikle Doğuş Oto İnsan Kaynakları'ndayım dediğin gibi. Aslında en başa dönecek olursak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne zaten beraber yıllarım 4 yılımız geçti. Akabinde de ben mezun olur olmaz aslında İngiltere'ye gittim dil eğitimi için. 6 ay kadar orada kaldım. Bir ailenin yanındaydım ve dil okuluna gittim aynı zamanda. Ailenin yanında kaldığım için ve dil okuluna da eş zamanlı her gün gittiğim için tabii bir anda çok başlangıç seviyesinden çok daha iyi bir seviyeyle İngiltere'den dönmüş oldum. Aslında döndüğümün hemen ilk ayında da zaten başvurularım olmuştu benim. Hani gelmeden önce hatta başlamıştım. Gelir gelmez de burada şu anki çalıştığım kurumda proje bazlı stajyer olarak bir teklif geldi. İnsan kaynaklarında yine. Ben de açıkçası o dönem hani çok kadrolu olsun diye diretmiyordum aslında. Direkt hani böyle bir fırsat açılmışken hemen başlamak istedim. Çok da iyi oldu benim için çünkü yaklaşık 14 aylık bir staj süre oldu. Oldukça uzun. Klişeden uzak bir şey gerçekten staj süresi. Ama gerçekten kattıkları yani normal stajyerler gibi burada çalışmıyoruz. Biz aslında biraz uzman yardımcısı, biraz başlangıç pozisyonları gibi çalışıyoruz. Dolayısıyla bana gerçekten çok şey katmış oldu. Bayağı okul gibi öğrenmiş olduk aslında. Burada pişmiş olduk. Sonrasında zaten kadroya geçişim oldu. Şu anda da kadroda çalışıyorum. Yaklaşık 5 yılı devireceğim bu sene. Burada devam ediyorum dediğim gibi. Şimdilik bu şekilde. Ya şey Aynur'un geçen haftaki konuğum Aynur da yurt dışında böyle bir şey yapmıştı. Hani eğitim gördü. O da hatta ona şaşırmışlar yani böyle kısa zamanda işte nasıl kadar öğrenebildin. Çok çabalamış. Sen de şey oldum yani bizde bu gramer olayı var ya. Hani o İngiltere'deyken hani öğrenme sürecinde hep sen şeye takıldın mı ya durun cümle kuracağım. Yoksa hani ya akışına bırakma diyorlardı. Öyledir ya bir arada kalırız biz. Evet, kesinlikle o çok karşıma çıkıyordu. Özellikle İngiltere'deki hocalarımın zaten bana sürekli söylediği şey şu. Hani bir sürü ulustan öğrenci geliyor buraya ama Türklerin en çok dikkat ettiğimiz özelliği çok mükemmel konuşmaya çalışıyorlar. İşte gramerler düzgün olsun, kelimeler düzgün olsun. Öyle olunca da doğal olarak sürekli bir şeyleri kaçırabiliyorlar. Hani cümle kurmaktan kaçınıyorlar, daha yavaş konuşuyorlar. O yüzden aslında diğer ülkelerin öğrencilerine göre çok daha geç öğreniyoruz. Bizim ülkemizde maalesef biraz daha gramer ağırlıklı bir eğitim sistemi var. O yüzden onu çok duyuyordum dediğin gibi. Ama sonrasında ona alıştın değil mi? Yani tamam gramere takılmıyorum. Artık yeter. Karşı Tabii. taraf anlayabilsin. Tabii. Yani gelişi güzel konuştuğum sürece artık böyle gerçekten sonunu düşünmeden cümleler kurduğumda ya bunun Türkçesi neydi diye düşünmeden konuştuğumda çok daha hızlı öğreniliyor gerçekten. Onu da arkadaşlara tavsiye ederim ben de. Teşekkür ederiz. Şimdi İrem sen insan kaynaklarındasın uzun zamandır. Sürekli de mülakatlar yapıyorsun. Yıllardır birçok aday gördün. İşte belki de yetkinlik bazlı yapıyorsunuz. İşte vaka çalışması yapıyorsunuz. Senin bizlere tavsiye olarak yani sen mülakatlar öncesinde ya da mülakat sırasında nelere dikkat ediyorsun? Şöyle bir şey, aslında mülakat öncesinde bizim için tabii bir CV tarama süreci var. Aslında bizim için en önemli ilk adım. Yani bir de kurumsal ve bilinen bir şirket olmamızdan dolayı çok fazla başvuru alıyoruz. Dolayısıyla o başvuruların hepsinin içerisinden bir eleme yapmak ve kendi işimizde tabii ki kolaylaştırmamız gerekiyor. 2500 küsür başvuru varsa biz onlara aslında belirli filtreler koyuyoruz. İşte yaşı olabilir, ne bileyim öğrenimi olabilir, tecrübesi olabilir. Bunları filtrelediğimizde karşımıza aslında daha az bir aday havuzu oluşuyor.
Burada da tabii ki en kritik olan şey adayın CV'sinin, CV tarihinin güncel olması. Yani CV tarihi ne kadar eskiyse o kadar sayfanın altlarında kalıyor adaylar. Dolayısıyla o çok kritik bir nokta. Mutlaka CV'lerinin her tarihte güncellemeleri, her gün güncellemeleri önemli bir detay. Sadece Kariyer.net'ten başvurmak artık biraz eski bir şeyde kaldı. Artık biliyorsun sosyal medya çok gelişmiş durumda ve LinkedIn gibi iş anlamında çok fazla platform var. Dolayısıyla oraları kullanarak aslında görüşmek istedikleri firmayla daha firmadan birisini bularak onlarla daha yakın iletişime geçmek aslında çok daha faydalı olur. Onu söyleyebilirim belki. Mülakat esnasında da yani aday zaten bir aday için bence en önemli kısım aslında çağrılana kadarki kısım. Gerçekten kendine güvenen bir adaysa tabii ki eğitimi veya kendi kişilik karakter özellikleri gerçekten kendine güvendiği bir şekilde ise en önemli kısım o kısım aslında. O kısmı atlattıktan sonrası aslında tamamen kendini iyi ifade edebilmek ve firmayı ne kadar istediğini aslında karşı tarafa fark ettirebilmek. Aslında bunu da en çok anladığımız nokta firmayı ne kadar araştırarak geldiğinden anlayabiliyoruz. Yani gerçekten görüşme olsun diye mi gelmiş yoksa firmayı gerçekten isteyerek, burayı tanıyarak ve araştırarak mı gelmiş? Aslında biraz onları anlayabileceğimiz sorular yönlendiriyoruz mutlaka. Yani şirketi ne kadar tanıyorsun dediğimizde yani tabii ki gidip de 1900 işte şu yılda kuruldu şu kadar işte çalışanı var gibi bilgiler değil. Yani bu kadar klişe bilgiler değil tabii ki. Yani bir tık daha gerçekten spesifik örnekler ya da belki de sosyal medyada izlediği bir video olabilir. İşte Instagram'da gördüğü bir içerik olabilir. Hani sizin çalışanlarınıza böyle bir uygulama yaptığınızı gördüm, şu sistemleri kullandığınızı biliyorum gibi. Böyle bir tık daha gerçekten şirketle ve çalışanların uygulamalarıyla ilgilendiğini gösterecek aslında detaylar çok daha ilgi çekiyor aslında karşı taraftan. Bunları söyleyebilirim. Peki o zaman sizin işte sosyal medya hesaplarınızı takip edelim. Hatta orada belki de etiketlendikleri fotoğraflara kadar bakalım. Aynı zamanda LinkedIn'de gidip hani en üst yönetici değil de daha belki de aradığımız pozisyonla alakalı düzeydeki kişilere mesaj mı atıyorlar? Evet, genelde mesaj atılıyor. Dediğin gibi çok üst seviyelere yazmak biraz antipatik gelebilir. Çok alt pozisyonlara yazmak da çok etkili olmayabilir. Dolayısıyla orada en önemli nokta işte yönetici veya işte genel müdüre kadarki ünvanlarda birilerine ulaşmak ve yani standart bir metni kopyalamak da değil. Mutlaka şirketin adının istenilen pozisyonun yazdığı ve o işi neden istediğinin de detaylarının yer aldığı cümlelerle aslında bir mesaj atarlarsa çok etkili oluyor gerçekten. Bizim de kendi aramızda mutlaka LinkedIn'den gelen CV'leri öncelikli olarak yönlendirdiğimizi söyleyebilirim. O yüzden çok kritik o. Aa, çok güzel. Şimdi senin eline birçok ilan geliyor. Diyelim ki yeni pozisyon, yeni mezun adayına yönelik bir pozisyonumuz var. Çünkü bizim öğrencilerimiz büyük ihtimal ya stajyer için ya da yeni mezun olarak başvuracaklar. Diyelim ki öğrencinin herhangi bir iş deneyimi yok. O zaman hani senin gözünde en çok hangi başlıklar önemli? Şöyle, eğer çok deneyimli bir aday değilse bizim için, yani ya da biz çok deneyimli bir aday aramıyorsak, öncelikle dikkat ettiğimiz şey tabii ki okul dönemini nasıl geçirmiş, ne kadar verimli geçirmiş, bunlara bakıyoruz. Yani orada o dönem boyunca, 4 sene boyunca yaptığı stajlar, işte katıldığı kulüpler ya da işte iş dışında, daha doğrusu okul dışında neler yaptığı bizim için önemli şeyler tabii ki, kriterler. Çünkü tecrübeli bir adayda belki gidip de hani hangi sertifikayı almış ya da hangi kulüpleri üye olmuş çok bizi ilgilendirmiyor. Çok o kısımlara takılmıyoruz. Daha çok tecrübesine, kişilik özelliklerine bakıyoruz ama dediğin gibi yeni mezun veya stajyer adaylarda biraz daha okul dönemini nasıl geçirdiğine odaklanıyoruz aslında. Burada da en önemli nokta yani üniversitenin sonunda ne yapacağına karar vermek değil de gerçekten o 4 yıl içerisinde ne yapacağına karar vermeleri en büyük aslında iletebileceğim şey olabilir. Yani bu 4 yıl içerisinde onlar için bir düşünecek zaman olmalı. Gerçekten kendilerini iyi ölçüp tartıp bu 4 yılda onlar ne istiyorlar, nasıl bir ortamda çalışmak istiyorlar, yani nasıl bir şirketin kurum kültürü onlara
uyum sağlayacak. Yani belki de kurumsal bir şirkette çalışmak ona göre değil veya ajans gibi bir yerde çalışmak onun için fazla rahat gelecek gibi. Ya da atıyorum mali işler onun için çok analitik, çok sayısal gelecek ama belki de işte insan kaynaklarında olmak isteyecek gibi. Bunları mutlaka analiz etmeleri çok önemli o 4 sene içerisinde. Bunun da tek yolu aslında staj yapmak diyebilirim. Tabii ki birkaç yol daha vardır ama en böyle belirgin olan şey staj yapmaları. Mutlaka o 4 yıl içerisinde yaptıkları staj çok etkili olacaktır. Bir de tabii ki bizim gibi kulüplere katılmaları. Özellikle işletme kulübü gibi biraz daha böyle küçük şirket olan kulüpler çok etkili oluyor. Yani böyle hani ilk etapta üniversitede belki böyle çekiniliyor, girmek istemiyor özellikle ilk yıllarda. Ama orası gerçekten küçük bir şirket. Çünkü orada da birçok firmanın pazarlama tarafıyla, işte insan kaynaklarıyla iletişime geçiyorsunuz. İşte firmaların CEO'ları geliyor, onlarla görüşüyorsunuz, iletişim halindesiniz. Yani orada uzatılacak bir kart vizit bile sizin belki de kariyer hayatınızı değiştirebilir. O yüzden mutlaka kulüplere, stajlara o dönemlerde önem vermek gerekiyor. Evet, yani bizde de mesela işte kariyer elçilerimiz oluyor, kariyer günlerimiz oluyor, kulüplerimiz böyle birçok hani hele ki online süreçte çok daha fazla konukla bir iletişim halinde oluyorlar. Onlar için büyük avantaj. Tabii. Peki İrem'in böyle en sevdiği mülakat soruları neler? En çok hangilerini kullanıyorsun? Bizi yani de tüyo. Aslında böyle benim mülakatlarım biraz daha sohbet havasında geçiyor. Çok böyle klişe, böyle standart işte 5 yıl sonra nerede olacaksın, nerede görmek istiyorsun kendini gibi sorular değil ama en klişe sorduğum sorular olarak güçlü ve gelişime açık yönlerin nelerdir sorusu diyebilirim. Çok klişe bir sorudur ama bunu genelde çoğu İK'cı kullanıyor. Özellikle yani tabii ki bunlar biraz daha vaka çalışması yaptırtmadığımız pozisyonlar için söylüyorum. Orada işte güçlü yanları ve gelişime açık yanlarını sorduğumuzda aslında adayların genelde böyle klasik gelişime açık yönler, mükemmel yetçiliyim, işte tez canlı oluşum gibi aslında olumlu olan ama olumsuz gibi görünen özellikleri söyleme gibi şeyleri olabiliyor. Yani çok öyle şeyler değil de ya da tamamen hiçbir zayıf yönüm yok diye bir cevap tabii kabul edilebilir bir cevap değil. Mutlaka insanların gelişime açık yönleri kesinlikle vardır. O noktada hani hiç yok demektense mutlaka şu yönüm vardı ama şunu şunu yaparak geliştirdim. Şu an daha iyiyim bir önceki yıllarıma göre gibi. Böyle geliştirmek üzere yaptığı bir şeyi söylemeleri çok kritik orada. Güçlü yönleri sayarken de aslında böyle tamamen işte neşeliyim, mutluyum ya da işte sabırlıyım gibi şeyler değil de bir tık daha görüşme yaptığı pozisyonla alakalı güçlü yönler söylemesi çok önemli adayların. Yani örnek veriyorum belki de bir mali işler için çok neşeli olmak hiçbir anlam ifade etmez ya da çok ikna edici olması bir anlam ifade etmez ama bir satış görüşmesi için işte belki de iletişimin kuvvetli olması bizim için en kritik şeydir gibi. Dolayısıyla aslında o yön güçlü yön olsa bile o işle ilgili güçlü yönünün ne olduğunu öne çıkarmaları çok kritik. Hatta hep diyoruz ya işte gitmeden önce mutlaka oradaki ilandaki cümlelere çok iyi bakın. Evet. Orada aslında siz ne istediğinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Hatta anahtar kelimeleri de veriyorsunuz. Ama öğrenci genelde bunu unutup hani böyle kendini anlatmaya odaklanıyor. Kesinlikle. Zaten ilanlara başvururken de genelde çok içerik okunmaz. Genelde hani direkt kaç yıl tecrübe aranıyor, hangi okul mezuniyeti aranıyor diye o iki kritere bakıp direkt başvuruluyor. Ama dediğin gibi çok önemli detaylar onlar. Bir de sen mesela adayın hani kişiliği senin için önemli, işte o ekibe uyum sağlayacak mı? Bunlar önemli. Bunları nasıl ölçüyorsun? Şöyle bir şey, genelde bunu ölçümlediğimiz tabii ki direkt bir soru yok ama birkaç soruyla bunu anlayabiliyoruz tabii ki. En önemlisi, örnek veriyorum, alacağım ekipteki arkadaşlar çok uyumlu çalışanlar değilse birbiriyle, bunu tamamen örnek veriyorum. İşte o noktada belki iş dışında neler yaptığını soruyorum. Hani burada neler yapıyor, işte kendi hayatını nasıl geçiriyor ya da motivasyon kaynağının ne olduğunu soruyorum. İşte orada bazen açık edebiliyorlar, işte şey diyebiliyorlar örneğin, işte yardımsever olmayan bir ekiple ya da sert bir yöneticiyle çalışamam diyor. Böyle olduğunda ya da böyle olduğunda motivasyonumu kaybederim
diyebiliyor adaylar. Öyle olduğunda zaten bizim için aslında gerekli cevap alınıyor. Yani hani böyle bir şey varsa demek ki bu ekipte çok da uyum sağlayamaz diye düşünüyoruz. Ya da bunun gibi birçok örnek sayılabilir tabii ki ama genel olarak aklıma gelen şeyler bunlar diyebilirim. Bir de İrem hep diyoruz ya, görüşmelerde geçmişteki yöneticinizle çünkü bir sorun yaşadınız. Bunu çok da dillendirmeyin. Bunu çok görüyor musun? Karşına çıkıyor mu böyle hikayeler? Çıkabiliyor tabii ki. Yani orada da dediğin gibi çok antipatik gelebiliyor. Yani bir önceki şirketinizden neden ayrıldınız sorusunu aslında biz gerçekten bunu öğrenmek için. Yani aday nasıl bir iletişimle oradan ayrılmış, yani ne yaşamış da ayrılmış. Tabii ki insanların iş değiştirmesi çok normal ve doğal bir süreç. Ama burada tabii ki eski şirketiyle kötü bir şekilde ayrılmış olsa bile bunu çok karşı tarafa aksettirmemesini bekliyoruz. Yani gidip de eski yöneticisi hakkında veya şirket hakkında kötü detaylardan bahseden adaylar biraz daha tabii ki bizim için geri plana geçiyor diyebilirim. Öyle sorularda genelde işte kariyerimi daha çok geliştirmeye odaklandım denilebilir. İşte farklı sektörlere yönelmek istedim denilebilir. Yani biraz daha pozitife döndürecek cevaplar vermek önemli orada. Güzel. Peki başka hani bir de vaka çalışmaları yapıyorsun ya, bunu özellikle hani satış gibi alanlar için mi yapıyorsunuz ya da hani ne tip sorular oluyor ya da nasıl olaylar çözdürüyorsunuz? Şöyle, bizim aslında çalıştığımız bir assessment firması yok ama genel olarak satış veya servis tarafına alım yaptığımız için müşteriyle birebir temas halindeki pozisyonlar bu pozisyonlar. Dolayısıyla o noktada aslında biraz daha yetkinlik bazı mülakatlar yapabiliyoruz. Orada adayların geçmiş performanslarını aslında gelecekte nasıl kullanacaklarına odaklanıyoruz. Örneğin işte bir müşteriyle bir olay örneği veriyoruz ve bu örnek karşısında nasıl bir tavır sergileyeceğini ölçümlüyoruz aslında. Genel olarak buralarda vaka analizlerini kullanıyoruz diyebilirim. Mutlaka orada adayların tabii ki birebir doğru bir cevap vermesini beklemiyoruz. Hani mutlaka burası bir otomotiv sektörü, kendinden örnek verecek olursam. Otomotivin yani araçların fiyatlarını, modellerini bilmeleri veya müşteriye nasıl bununla ilgili cevap vermelerine odaklanmıyoruz tabii ki. Bunu bilmek zorunda değiller. Orada biraz daha işte müşteriyi nasıl ikna etme yoluna giriyor, nasıl bir iletişim tavrı sergiliyor. Aslında bunları ölçümlediğimiz sorular soruyoruz. Dolayısıyla o noktada da mutlaka en çok kullandığımız yöntemlerden birisi oluyor. Müşterilerle iletişim halinde olanlar için özellikle. Çok iyi. Yani çünkü nasıl anlayabilirsin? Yani sizle iletişim iyi olabilir ama belki de o vaka anında çok panikleyecek. Ya da diğerlerini biraz egale etmeye uğraşacak. Oradan oradan. Hatta seninle konuştuğumuzda şey demiştin. Adayı tanımak için şey soruyorum. Hafta sonu nasıl vakit geçiriyorsun? Bu da hani aslında adayı şaşırtacak bir soru. Çünkü hazır cevaplarla geliyor ya. Evet. Oradan da herhalde bir şeyler yakalıyorsunuz. Aynen öyle. Yani genelde hep işte kitap okuyorum, televizyon izliyorum gibi böyle biraz klişe hobiler vardır ya. İşte bu hobilerin dışına çıkmak aslında orada verdiği cevapların belki de hani doğru olduğuna inanamayız. Ama orada tabii ki genelde farklı neler yapıyor onu görüyoruz dediğin gibi. Aralarda birkaç nüanslarla anlamaya çalışıyoruz onu. Şimdi biz yani ikimiz de bayağı böyle kulüpte vakit geçirdik. Hani hatta daha böyle aktif öğrencilerdik. Senin gözünde hani ya da böyle örnek öğrenci dediğin ya da ya ben de keşke şunları yapsaydım dediğin bir şey var mı? Yani benim gelişimime daha bir katkısı olurdu dediğin. Belki bu bilgisayar işte programları olabilir. Dil öğrenmek dediğin. Başka aklında bir şey var mı? Ya benim yapmadığım ve pişman olduğum belki en fazla Erasmus'u sayabilirim. Hani belki farklı bir ülkede yaşamak çok farklı bir deneyim çünkü. Bunu mutlaka kişilerin iş hayatına geçmeden önce tecrübe etmesi aslında çok şey kazandırıyor. Dolayısıyla hani onun dışında kalan her şey için aslında iyi ki yapmışım diyorum her şeyde. İşte dil kursu için yurt dışına gittim, farklı bir ülkede yaşadım, bilgisayar kursuna gittim, işte... bu Microsoft Office programlarının hepsini öğrenmek adına. Onun dışında zaten kulüplere ben de üyeydim. Belki işletme kulübünden çıkmayabilirdim. İlk sene girdiğimde tabii ben daha birinci sınıftayım ve herkes birbirini tanıyor kulüpte. Dolayısıyla böyle bir çekince olmuştu. Hemen böyle çıkmıştım işte ben burada yapamayabilirim diye. Keşke kalsaymışım diyorum orada. Evet. Orası gerçekten ufak bir şirketmiş çünkü.
Onun dışında tiyatro kulübündeydim. Mutlaka sosyal aktivitelerin olduğu kulüplere girmek de çok keyifli bir süreç. Bu 4 yıllık üniversite hayatında dolu dolu geçirsinler, öyle söylüyorum. Yani iş hayatına başlamadan önce mutlaka güzel bir tatil yapmak çok önemli. Güzelce böyle kafalarını boşaltıp gerçekten ne işi istediklerini rahatça düşünebildikleri, strese girmeden düşünebildikleri bir zaman kendilerine yaratmaları önemli. Ya, hiç daha önce bak böyle söyleyen olmadı. Bir rahatlayın diye. Evet, çünkü mezun olunca direkt böyle insanda bir psikolojik baskı oluyor. Arkadaşlarım işe girdi, işte ben hala iş bulamadım, şöyle oldu diye. Orada aslında bazı şeyleri kaçırabiliyorsun. O stresle belki de hiç çalışmak istemediğin bir işe girebilir ve çok mutsuz olabilirsin hayatın boyunca. Dolayısıyla ya tabii ki iş değiştirebilirsin ama yani böyle başladığın bir işte kariyerin hep devam ediyor bir şekilde silsile halinde. Yani işte muhasebede başlayıp bir anda İK'ya geçmek çok zor oluyor açıkçası. Hani İK'cı gözünden de söyleyecek olursak. Hani nerede başladıysan genelde orada devam etmen hem karşı tarafın seni işe alırken ki ön yargısı açısından hem de senin açısından çok daha şey oluyor, önemli oluyor. O yüzden mutlaka hani gerçekten ne istediklerine karar vererek, bunun için kendilerine fırsat yaratarak devam etmeleri çok kritik. Sen anlatınca şöyle şey geldi. Yani öğrencilerde mesela hadi bizim gibi bölümlerde mesela bir işte muhasebede staj yapıyor, bir insan kaynaklarında yapıyor. Sonra bir yerde biraz çalışıyor. Sonra yeni bir yere başvururken diyor ki ya hocam çok mu tutarsız gözüktüm acaba? Hı-hı. Ya da aynı zamanda açık öğretimde örnek veriyorum sağlık okuyor. Hepsini yazmasam mı diyor. Yani bu sefer bana şey sormasınlar ya sen hani biraz kararsız mısın? Öyle CV'lerde ne yapıyorsunuz? Ya da fark edip bunun üstüne gidiyor musunuz? Eğer yeni mezunsa ve henüz yeni ilk yani ilk işi veya maksimum ikinci işiyse çok takılmıyorum ben açıkçası. Yani tabii ki deneyimleyecek üniversite hayatı boyunca farklı alanlarda staj yaparak zaten doğruyu görebilecek. Bu bence hiç çekinilecek bir şey değil. Aksine üniversite hayatını boş geçirmemiş olup farklı alanlarda kendini deneyimlemiş olması bizim için tabii ki artı bir şey. Kendim için özellikle. Ama eğer bu kadrolu bir arayışımızda ve tecrübeli bir aday arıyorsak yani tabii ki bir muhasebe yapmış, tekrar İK'ya geçmiş, tekrar oradan satışa geçmiş. Bunlar tabii ki bizim için bir şey oluşturuyor, soru işareti. Yani demek ki bir yerde tutunamamış mı, hala karar verememiş mi, ne istediğini bilmiyor mu gibi pek çok soru işareti oluşuyor ve açıkçası öyle adaylar genelde CV'den eleniyorlar zaten hiç görüşmeye gelmeden. Biz biraz daha hep aynı çizgide gitmiş, işte tabii ki dediğim gibi iş hayatına girdikten sonra aynı çizgide gitmiş adaylara bir tık daha tabii ki sıcak yaklaşıyoruz diyebilirim. Güzel. Peki başka? Ya mesela siz şu an eşya alımlarınızı yine online devam ediyorsunuz değil mi? Hı hı, online yapıyoruz. Online'da böyle aklına gelen ya şu hataları yapmayın ya da şunlara mutlaka dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Yani teknik anlamda çok bir şeye girmeyeceğim. Hani önceden mikrofonunuzu ayarlayın, kameranızı ayarlayın gibi şeylere tabii ki dikkat etmiyorum. Ama dikkat etmiyorum derken şu an onları söylemek istedim. Ama mutlaka işte bir kılık kıyafete tabii ki özen online bile olsa en azından belden yukarı kısımda görünmeyecek kısımlar için bir şey demiyorum. Özen göstermeleri çok önemli tabii ki. Her türlü firmayı araştırarak gelmek. Yani bunun böyle bayağı altını çiziyorum. Firmayı araştırıp gelmek çok 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 önemli. O işi ne kadar istediğinizi gösterdiği için. Onun dışında mutlaka kendini ifade edebilecekleri tek alan bu ekrandaki küçük alan olduğu için yani olabildiğince mimikleri kullanarak, olabildiğince kendini karşı tarafa doğru aksettirerek tabii ki görüşmek önemli. Çünkü belki de online görüşmeden sonra mutlaka fiziki olarak da adayı görmeyi tercih ediyoruz ama bazı firmalar hiç bunu yapmadan direkt online görüşmeyle de süreci ilerletiyorlar. Öyle firmalar için tabii ki çok önemli. Kendini ne kadar iyi ifade edebilirse o kadar kritik tabii ki. Doğru. Teşekkür ederiz. Peki İrem son olarak senin bize işte ya bence şu kitabı okuyun ya da şu podcast'i takip edin yani dinleyin ya da şu yayınlara bakın dediğin genel tavsiyelerin var mıdır? Hem öğrenci hem genel olarak izleyenler.
Yani şu anda izleyenlerin çoğunu öğrenci olduğu için bir tık daha tabii öğrencilere göre düşünmek gerekirse aslında birçok sayfa var. YouTube'da bazı kanallar var özellikle. Beyhan Budak var örneğin. Çok klinik psikolog, çok gerçekten değerli fikirleri ve görüşleri olan. Kesinlikle izlemekten çok keyif aldım ve kişilerin izlediğinde çok keyif alacağına emin olduğum bir kanal. Mutlaka oraya bakabilirler bilmiyorlarsa. O kanal dışında anlatsın.com var. İş hayatından çoğu çalışan videolarını koydukları mutlaka birçok farklı kurumsal firmada, hatta bizim de var çalışanlarımızın videoları. Oralara mutlaka bakabilirler. Orada gerçekten çok püf noktaları var. Onları alabilirler. Onun dışında Spotify kullananlar varsa orada mesela benim şu anda İngilizceyi unutmamak adına hani Speak Better with Harry diye bir Speak Better English with Harry diye bir kanal var. Onu mutlaka dinleyebilirler. Gerçekten böyle kritik küçük işte iki kelime arasındaki farkı anlatabiliyor işte örneğin make ile do arasındaki kullanım farkları gibi. Ve İngilizce anlattığı için çok daha kalıcı oluyor. Bir yolda giderken, bir serviste hani dinlenebilir gerçekten. Instagram kanalları çok var, sayfaları. Oralara mutlaka baksınlar. Şirketlerin sayfalarını mutlaka incelesinler. Onlar da çok kritik oluyor. Bunun dışında mutlaka çok vardır ama aklıma gelenler bunlar diyebilirim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Helik anlatsın.com doğru yani. Birçok mesleği aslında orada tanıyabiliyoruz o kişilerle birebir sohbet etmeden önce. Evet. Çok teşekkür ederim İrem. Yani senin de söylediğin gibi yıllar sonra şu ekranda şöyle karşılıklı olmak benim için de yine ayrı bir duygusal oldu. Katıldığın için, davetimi çevirmediğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.